Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem, bugün sizlerle Age of Story 2 Bizans İmparatorluğu serimizin yeni bir bölümüyle daha yine karşınızdayım dostlar. Yanlış hatırlamıyorsam bu 5. bölüm oluyor. Artık gerçekten bayağı bir ilerledik ve 5. bölümü itibariyle Osmanlı İmparatorluğu'yla gerçekleştirdiğimiz savaşa kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. Gerçekten dişe diş, kıran kırana bir savaş şu anda Osmanlı İmparatorluğu ve Bizans İmparatorluğu arasında söz konusu. Eğer biz bu savaşı kazanabilirsek Doğu Roma İmparatorluğu'nu formlamak adına gerçekten hayal edemeyeceğimiz önemli büyüklükte bir adım atmış olacağız. Bu sebeple Osmanlı Savaşı hem topraklarımız arasındaki bağlantıyı kurmak hem de Doğu Roma İmparatorluğu'nu formlamak adına son derece önemli. Bu savaşı kazanmak demek Doğu Roma İmparatorluğu'nu formlama işinin belki de yarısından fazlasını tamamlamak demek abi. Bu sebeple gerçekten çok önemli bir savaş, çok önemli bir bölüm. Bu bölümde gerçekleşecek olan bütün savaş içerisindeki ihtimaller artık bizi önümüzdeki günlere gönderecek, iyi ya da kötü. Orasını artık biz göreceğiz, bakacağız hep beraber. Neler olacak, bitecek, göreceğiz dostlar. Şu anda Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün gücü Deir ez-Zur toprağında 89 binlik ordusuyla toplanmış vaziyette. Bizse Bizans olarak karşısında 86 binlik bir orduyla duruyoruz. Savunma halinde durduğumuz için kendilerinin yapacağı saldırıyı muhtemelen engelleriz. Ama eğer olur da Rakka'ya bir saldırı gelirse biraz sıkıntı çekebiliriz abi. Yani aslına bakarsanız savunma olarak da fazla bir şey yapamayabiliriz. Çünkü bu bölgelerde kale de yok. Yani bu toprakların hiçbirinde kale yok. Fakat tek bir tane artımız var. O da şu ki şu anda paramız artıya çıktı. Yani istediğimiz zaman biraz daha bir iki tur attıktan sonra istediğimiz zaman istediğimiz yere kale inşa edebiliriz. Böyle de bir avantajımız var. Ve bizim Şibinel Kavn'ı acilen yeniden ele geçirmemiz gerekiyor. Bu sebeple Konstantinopolis'teki 13 binlik ordumu bölgeye doğru seri bir şekilde sevk ediyorum. Ve Balkanlar'da bulunan 25 binlik ordumdan 5 binini de Konstantinopolis koruması amacıyla bölgeye sevk ediyorum dostlar. Şu bölgeden aslına bakarsanız Güney Azerbaycan bölgelerinden ilerlemeye devam edebiliriz. Çünkü o bölgedeki Osmanlı ordularının sayısı gerçekten çok az. Yani orada bize karşı koyamazlar. Bizim sadece Deir ez-Zur bölgesinde savunmada kalmamız gerekiyor. Şimdi turumuzu atlayalım, nere olacak hep beraber görelim bakalım. Evet, Hakkari'ye bir saldırı geldi ama Hakkari'de kale olduğu için tabii ki de kendileri dezavantajlı çıkacak. Onun haricinde bu bölgeye de bir saldırı geldi. Evet, Hasakah'a da bir saldırı geldi maalesef. Evet, büyük saldırıyı Rakka'ya yaptılar. Bu beni biraz üzdü. 85 bin ordumun olduğu bölgeye saldırı yapmadılar. Onun haricindeki tüm bölgelere saldırı yaptılar. Üzücü bir durum. Şimdi ben öncelikle Rakka'yı bitireceğim. Çünkü orada 36 binlik bir Osmanlı ordusu var. Ve o ordunun tamamı eğer saldırım başarılı olursa yok olacak. Yani önemli bir bölge orası gerçekten de. O sebeple direkt olarak orayı ele geçirmeye çalışıyorum. Umarım şu kaleyi almazlar. Gaziantep'i almazlar. Alırlarsa biraz sıkıntı. Çünkü Gaziantep'te kale var. Hem de iki seviye kale var. Gerçekten bize sıkıntı çıkarabilecek bir vaziyet o bölge. Şuradan devam edebiliriz mesela ilerlemeye. Aynen öyle. Devam. Evet maalesef. Evet, güzel, Antep'i aldık. Güzel bir haber. Ama sadece 40 bin ordumuz kaldı. Ordu sayımız gerçekten çok azaldı. Evet, biraz zor bir durumdayız abi. Harbiden şu anda biraz zor bir durumdayız. Şöyle bir bakıyorum. Şimdi bu 40 binlik orduyu benim iyi şekilde bölmem lazım. İyi şekilde paylaştırmam lazım. Biraz da aslına bakarsanız kredi alarak çok daha iyi bir vaziyete getirebiliriz durumu. Şöyle 2 tane kredi alalım abi. Ne de olsa gelirimizi eksiye düşürmeyecektir bu aldığımız krediler. Biz Bizans İmparatorluğu olarak bu savaşa girmeden önce gerçekten güzel bir ekonomi yarattık kendimize. Bu sebeple böyle küçük kredilerle, küçük ekonomik krizlerle başa çıkamayacak bir ekonomimiz yok. Yani böyle krizlerle kolayca başa çıkabilecek bir ekonomimiz var. O yüzden çok da sıkıntı etmiyorum. Şimdi Gaziantep şu anda kimde? Şöyle bakıyorum. Gaziantep şu anda bizde. Bu güzel bir haber. Gaziantep'te kale var çünkü. Özellikle şu bölge çok önemli. Çünkü tamamen kalelerin olduğu bir bölge orası. O bölgenin düşmemesi gerekiyor. Dikkat etmemiz lazım. Devam edelim. Evet, neresi düştü? Muş düştü. Urfa düştü ama Urfa geri alınacak galiba. Bingöl düştü. Evet, Urfa'yı geri aldık. Harika haber. Çok iyi. Erbil'i de aldık. Hatta Muş'u da geri aldık. Harika. Mükemmel abicim. Çok iyi. Belki de yapabileceğimiz en iyi turu yaptık az önce. Gerçekten bizim adımıza muazzam bir tur oldu. Şimdi şöyle ordu basım işlemlerine de devam edelim bir yandan. Bu arada bu tur çıkarmamız gerçekleşiyor. Öncelikle Said Limanı'na çıkarmayı atacağız. Sonrasında Said Limanı üzerinden Şibinel Kavn'a yürüyeceğiz. Orada hala 153 binlik bir ekonomi bulunmakta. O yüzden Osmanlı için hala çok önemli bir toprak gerçekten. Elimizde para var. Askeri alma işlemi yaparak biraz destek yollayabiliriz aslına bakarsanız sınırlara. Çok iyi. Şu anda bence biz üstünlüğü ele geçirdik. Yani şu anda sadece bekliyorum benim bir toprağıma saldırı yapmalarını ki savunma bonusu kazanayım. Evet, bu arada sayı çıkarmamız başarılı oldu, harika bir haber.
Şimdi aradan Gaziantep'e geçebilirler. O yüzden Gaziantep'te biz bir önlemimizi alalım. Ve yavaştan dilerseniz dostlar ilerlemeye de başlayalım artık. İlerlemeye de başlamamız lazım yani yavaştan gerçekten. Şuraya 8500'lük bir ordu yollayacağım. Gerisi beklesin biraz daha. Şuradan da ilerlemeye devam edebilirsiniz koçlarım benim. Çok güzel abi, devam. Evet, harika harika. Evet, Şibinel Kavm'ı da aldık. Bu gerçekten mükemmel bir haber. Rakka'yı da aldık. Bütün saldırılarımız başarılı oldu. Adeta az önceki turda altın çağımızı yaşadık ve Osmanlı İmparatorluğu'na yapacak en ufak bir hamle dahi bırakmadık. Gerçekten muazzam bir turdu az önceki tur. Devam edelim bakalım. Bu arada şu anda direkt yataktan kalkıp çekiyorum videoyu. Hani sesim birazcık böyle çatallı gibi olabilir. Çok rahatsız ediyorsa kusura bakmayın abicim. Şöyle devam edelim bakalım ilerlemeye. Osmanlı'yı bitiriyoruz abi. Evet, Şibinel Kavm düştü maalesef. Bu kötü bir haber. Aa, Hasan Keyf geri düşmüş lan. Orayı ben fark etmemiştim, bir dakika. Hasan Keyf'i acilen geri almamız lazım. Bir de başımıza onlar iş çıkarmasınlar. Hasan Keyf'e hemen bir saldırı yapalım abi. Şuradan da Oltu'yu bir ele geçirelim. Osmanlı'nın önemli topraklarından. Yani çünkü Oltu eğer onlarda kalırsa Gürcistan'ı da geri alabilirler. Öyle de bir risk var maalesef ortada. Devam edelim. Soçi'yi de alacağız bu tür saldırılarımız başarılı olursa. Şimdi bize geriden gelecek olan orduların desteğine ihtiyacımız var bizim. Şöyle şu orduyu bir geri çekelim Zanjan'a doğru. Yani çok da bir şey kalmadı aslında bakarsanız ama Osmanlı'nın ekonomisi hala çok yüksek. Çünkü Şibinel Kavm toprağı hala onlarda. 10 binlik bir ordu daha yollayacağım ben Şibinel Kavm'a. Yani artık orada bir hakimiyeti bizim kurmamız gerekiyor. Devam edelim. Evet, Hasan Keyfi yeniden ele geçirdik. Güzel bir haber. Kafkasya'da da mükemmel ilerliyoruz. Çok iyi abi, şu anda bütün oklar Bizans İmparatorluğu'nun lehine. Gerçekten bizim aleyhimize olan hiçbir durum yok ortada. Sadece ilerledikçe ordu sayılarımız azalıyor ve Osmanlı'da halen iyi bir ekonomi bulunduğu için ordu basmaya devam edebiliyorlar. Bu bizim için birazcık sıkıntılı bir durum ama Bizans'ın bürokrasinin üstesinden gelemeyeceği bir durum değildir. Devam edelim. Evet, o bölge düştü maalesef, sıkıntı. Tamam tamam, sorun yok. Sorun yok, hala ortada büyük bir sıkıntı yok bence. Çok iyi ilerliyoruz. Devam edelim aynı şekilde. Aslında buradan da yavaştan ilerlemeye başlayabiliriz. Evet, şimdi şuraya birazcık takviye destek gerekiyor. Özellikle Zanjan bölgesine kesinlikle bir takviye destek gerekiyor. Çünkü zaten bu bölgedeki şu Kalar bölgesindeki işte Bağdat bölgesindeki ordu sayılarımız gayet yerinde. Gayet iyi sayıdılar. O yüzden bizim Zanjan'a acilen ordu yetiştirmemiz gerekiyor. Bir süre savunmada kalabiliriz. Sonrasında savunmayı yapıp Osmanlı ordularını dağıtıp hücuma geçeceğiz İran coğrafyasına doğru. Devam edelim. Güzel, Süleymaniye'yi tekrar alacağız gibi görünüyor. Çok güzel. Evet, Süleymaniye, Zanjan'ı da tekrar alacağız hatta. Hatta öyle yapmayalım. Şuraya çekelim orduyu ki bu bölge düşmesin. Güzel. Şimdi 8400'lük ordu oraya gitmesin. 8400'lük, hatta 12.000'lik bir ordu buraya gelsin. Onun haricinde 1500'lük ordu da buraya gelsin. Kerkük toprağına doğru. Hatta şöyle yapalım. Bir dakika, bunu tamamen iptal et. 10.000 ordu buraya gelsin. 7500 ordu da Kerkük'e gelsin. Evet, daha mantıklı oldu bence. O çıkarmayı tahmin etmiyordum. Yalan yok. Onu hiç tahmin etmemiştim. Maalesef oradaki çıkarmaları başarılı oldu. Önemli bir toprağı aldılar. Kendi başkentlerini ele geçirdiler. O yüzden Marmara'daki Şibinel Kavm'a giden ordumu yolundan bir çevirmem gerekiyor ki Edirne'yi yeniden geri kurtaralım. Eğer ki Osmanlı İmparatorluğu başkentini geri kazanırsa gerçekten önemli bir özgüven kazanmış olacaklar kendileri adına. Ve biz bunu kesinlikle katiyen istemiyoruz. Devam edelim. Evet, bu arada geride isyancı çıktı. Burgas düştü. Çanakkale düştü. Aleksandrup. Of! Lan nereden düştü o Edirne ya? Düşmeseydi çok daha iyi olacaktı gerçekten. Neyse, artık uğraşacağız biraz. Yapacak bir şey yok. Yani madem bir açık verdik. Madem Osmanlı'nın ilerlemesi adına kendilerine bir fırsat verdik. Verdiğimiz bu fırsatın da ceremesini çekeceğiz. Hatayı yapan biziz. Ceremesini de çekecek olan taraf biz olacağız tabii ki de. Bu arada şuradaki ordu sayımız gene çok azaldı. Oltu'daki ordulardan biraz destek yollayalım. Hatta buradan bir ordunun tamamını bence Zanjan tarafına doğru desteğe yollamamız lazım. Evet, gayet güzel. Şimdi buradan da ilerlemeye devam edebiliriz. Nereden saldırıp Osmanlı'nın gücünü nereden kırarsak bizim için kârdır. O yüzden ilerleyebileceğimiz bütün coğrafyalarda ilerlemeye özen göstermemiz gerekiyor. Şu anda Osmanlı ekonomisini biz 588.000 seviyelerine kadar düşürdük. Gerçekten önemli bir düşüş kendileri adına. Devam edelim. Evet, Musul'u tekrar aldık. Maalesef kendileri Osmanlı hala ilerlemeye devam ediyor. Önlerini nasıl keseceğimizi de bilmiyorum. Alamıyoruz da topraklarını. Yani bir Edirne çıkarması görüyor musunuz? Ne kadar sıkıntı çıkardı bize. Gerçekten kötü bir durum. Evet, Konstantinopolis bile düştü şu anda. Ve bizim ordumuz yok bölgede. Ya böyle bir şey olamaz ya. Bu kadar iyi giderken ufacık bir açık yüzünden gerçekten yani üzücü ya. Gerçekten üzücü.
Neyse artık Balkanlarda geniş çaplı bir ordu basım işlemi gerçekleştirip kendilerini durdurmamız gerekiyor. Aksi takdirde durduramayacağız çünkü. Hani buralarda ordu da basar bu elemanlar yani. Biraz sıkıntılı bir durum gerçekten. O yüzden ordu basım işlemleriyle toparlamaya çalışacağız. Edirne'yi yeniden almaya çalışıyorlar. Ben Edirne'ye en iyisi birazcık ordu sevk edeyim. Devam. Bu tur maalesef bu bölgede bir hamle yapamayacağız. Öyle görünüyor. Tamam. Devam edebiliriz abi. Evet, Edirne'yi aldılar maalesef. Yunanistan'ın tamamını aldılar neredeyse. Ama ordu sayıları gerçekten düşük bu arada. Yani öyle inanılmaz sıkıntılar çıkarabilecek bir ordu güçleri şu anda bulunmuyor. Hatta bazı bölgelerden şimdiden bastırmaya başlarsak eğer bu büyük sıkıntıyı kısa bir süre içerisinde bastırabiliriz bence. Zannımca artık öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Şöyle kredi de alalım birkaç tane. İki tane alalım ya da iki tane şu an için yeterli. Buralardan da ordu basalım. Agrinio'ya, Atina'ya daha fazla ilerlemesinler. Oralar önemli bölgeler, önemli coğrafyalar. Gerçekten daha fazla ilerlememeleri gerekiyor o bölgelere doğru. Evet, hareket puanımız yine bitti. Devam. Önemli saldırılar yapıyorlar gerçekten. Artık bir yerde dur dememiz gerekiyor. Çok önemli bir bölgeyi yeniden ele geçirdiler. Ve bu Osmanlı'ya önemli bir güç kazandıracak. Bizim Osmanlı'nın bu güç kazanımını bir şekilde durdurmamız lazım. Balkan sınırlarını yine kontrolümüz altına alacağız yapacağımız ordu basım işlemleriyle. Ve bir adet daha kredi şu anda bize kesinlikle gerekiyor. O yüzden bir kredi daha çektim abi. Şurada İzmail'de daha büyük bir ordu basım işlemi yapacağız çünkü. Evet, güzel. Tamam, şu anda Anadolu'da da biraz olsun kontrol altına aldık durumu. Balkanlarda da kontrol altına aldık sayılır. Yani iyi bir durumdayız. Öyle aşırı kötü bir durumda değiliz. Evet, bu çıkarma bize birazcık darbe vurdu. Ama bizi yıkacak bir darbe değil kesinlikle vurdukları bu darbe. Evet, bakalım, ben hala kendime inanıyorum. Bence biz bu savaşı kazanacağız. İzmir'de düştü maalesef. Şuraya da 2700'lük bir saldırı geldi. Sıkıntılı durumlar bunlar. Neyse ki ordu sayısı olarak büyük bir üstünlükte şu anda Osmanlı'nın karşısındayız. Çok güzel abi, mükemmel savunmalar, harika. Şimdi aynı şekilde devam edeceğiz. Şu 5000'lik orduyu kaydırmamız lazım ki şu 2700'lüğü bir halledebilelim. Çok güzel, adeta onları ortada kıstırıyoruz abicim şu anda. Yapabilecekleri bir hamle kalmayacak birazdan, merak etmeyin. Tek çekincem Anadolu topraklarında ordu basma ihtimalleri. Eğer böyle bir şey olursa biraz sıkıntıya girebiliriz. Zancan'a da destek gelmiş bu arada, 3600'lük destek, harika bir haber. Şu anda Osmanlı İmparatorluğu bütün gücünü Balkan ve Anadolu'da direnmeye yöneltti. Bu sebeple İran'daki topraklar tamamen boş olabilir, böyle de bir ihtimal var. O yüzden şimdi İran'a doğru ilerlemeye başlayacağım. Aynı şekilde Rusya topraklarında da ilerleyişlerimi sergileyeceğim ki nereden toprak alırsak oradan yıldız kasarız. Barış Antlaşması'nda da masada da o kadar güçlü oluruz. Yani şu anda üstünlüğümüz %33'e kadar düştü, bu gerçekten önemli bir düşüş. Şu ana kadar Osmanlı 621 bin kayıp verirken biz 570 bin kayıp vermişiz. Dolayısıyla hemen hemen eşit kayıplar vermişiz. Öyle ortada kimsenin birbirine kurduğu büyük bir üstünlük yok. Ama toprak olarak baktığınızda, savaşın geneline baktığınızda bizim kurduğumuz bir üstünlük söz konusu. Devam edelim. Evet, güzel. Saldırıyı onların yapması iyi oldu. Harika oldu gerçekten. Çok iyi abi. Ellerindeki minicik gücü de şu anda yok ettiler o saldırılarla. Evet, Anadolu'da hala bir güçleri varmış. Onu da anlamış olduk. Sıkıntı değil abicim. Sıkıntı değil. Hallederiz. Sıkıntı değil. Balkanlarda zaten gayet toparladık şu anda. Sadece Anadolu'da biraz daha ordu basım işlemine ihtiyacımız var. O kadar. Onun haricinde gerçekten bir sıkıntımız yok. Şimdi Kastoria'yı bizim tekrar düşürmemiz lazım. Onun haricinde Balkanlarda geri kalan topraklardaki ordu sayılarımız zaten gayet yerinde olduğu için ilerleyişlerimizi hızlı bir şekilde devam ettirebiliriz. Şöyle bir Anadolu'dan biraz daha ordu basım işlemi yapacağım. Kastamonu için bir kredi alacağım. Kastamonu'da bir... Oo, 5 tane kredi almış mıyım ben? Ne ara almışım lan o kadar kredi? Neyse bakalım, biraz zor durumdayız ama üstesinden gelemeyeceğimiz bir durum değil abi. Geliriz biz bu durumun üstesinden. Yaparız biz. Sevastopol'de bir geri kurtaralım bakalım. Devam. Vay vay vay, Rusya'da da direnmeye başladılar. Bak sen şu işe ya. Güzel, Kastoria'yı düşürdük, harika haber. Sofya'yı maalesef bir türlü düşüremiyoruz. Ya biraz kredi alabilsem rahatlayacağım ama şu anda kredi de alamıyorum. O da birazcık... Oha ama ya, yani böyle de isyan olmaz ki be kardeşim. Ya böyle de bir isyan çıkmaz ya. Bu nedir oğlum? Kocaman bir isyan bu ya. Olmadı bu. Olmadı. Acilen benim ordu basım işlemine ihtiyacım var. Acilen para ihtiyacım var ama 5 tane krediyi dayamışız devlete. Daha 15 tur var bunların ödenmesine. Gerçekten sıkıntılı bir durum. Ekonomik olarak zorluk çekiyoruz. Evet, gerçekten artık bunu hükümet olarak kabul etmemiz gerekiyor. Ekonomik olarak harbi harbi zorluk çekiyoruz şu anda. Bakalım neler bekliyor bizi. Çok merak ediyorum. 2500'lük bir destek daha geldi bu arada maalesef. Devam edelim bakalım. Evet, Bursa düştü. Ankara düştü. Antalya düştü. Evet, güzel. Antalya'yı yeniden geri kurtardık. Zonguldak'ı tekrar aldık. Sofya'yı sonunda düşürdük. Güzel abi, tamam. Güzel, bu tur fena geçmedi. İyi bir turdu. İran'dan biraz ilerleyelim. Yıldız kasmak adına.
Ya İran zaten tamamen bomboş şu anda. O yüzden ne kadar hızlı ilerlersem o kadar iyi benim adıma. Evet, bu bölgede durum ne? Ordu sayılarımız büyük bir azalış içerisinde maalesef bölgede. Zor bir durumdayız. Yani toparlayabilecek miyiz bilmiyorum. Gerçekten şu anda birazcık ümitsizliğe kapıldım ben. Bakalım. Bakacağız, göreceğiz artık. Sakin hareket etmemiz lazım abi. Şu isyancı çıkmasaydı çok daha iyi olacaktı ama yapacak da bir şey yok. Evet, Selanik yeniden düştü maalesef. Evet, güzel. Anadolu'da herhangi bir toprak düşmedi. Ya yapmayın ama bunu ya. Bunu yapmayın ya. Ya toprağa giriyorum, ordum Osmanlı'ya geçiyor. Böyle bir şey var mı ya? Bu cidden sinir bozucu bir durum yani bu. O kadar isyanı bastırayım diye girdim oraya. Yani ordularım Osmanlı'ya geçti. Saçmalığa bak ya. Saçmalığa bak ya. Ya iyi de ben şimdi burada set army yaparım yani. Kusura bakmasın abicim kimse de. Ordularım Osmanlı'ya geçiyor. Büyük saçmalık. Ben nereden girsem o toprağa, orada benim ordularım yine Osmanlı'ya geçecek. Evet, 2000 ordu bastım ki üstünlük kuralım Osmanlı'ya. Yoksa yani oyun bana bug uygulamış oluyor. Hani gerçekten bir farkı yok. Çok sinir bozucu bir durum. Harbi diyorum, çok sinir bozucu bir durum. Burada şimdi kimse yorumlardan şey yazmasın, lan set harmi yapıyor salağa bak falan. Harbiden kanaldan banlarım. Çok sinir bozucu abi. Neyse. Alıştık ya bunlara. Al, 1300 saat Age of Story oynadım. Alıştık yani artık bunlara. Yapacak da bir şey yok. Alışmamız da gerekiyor zaten. Evet. Devam edelim bakalım ilerlemeye. Moral bozmak yok. Yine bir isyancı çıktı. Bastırırız kardeşim. Gelin ulan. Gelin Feriştahınız gelsin. Evet, başkentlerini yeniden düşürdük bu arada. Harika bir haber. Çok güzel. Osmanlı topraklarını da düşürdük o bölgede. Her şey bizim lehimize kardeşim. Sakiniz. Her şey bizim lehimize. Gayet sakiniz. Evet, Edirne yeniden düştü. Maalesef. Kastamonu'yu aldılar. Rodos'u aldılar. Evet, şu anda %50'lik bir üstünlüğümüz var. Yani şurada çok orduları var mesela. Orada onları bir durdurmamız lazım. Şöyle yapalım. Hem Sivas'ı kontrol altına alalım, hem de Yozgat'a girelim. Burada bir ordu basım işlemi yapalım. Şuradaki ordularının sayısı biraz yüksek. Edirne'deki ordularının da sayısı yüksek. Sıkıntılı durumlar bunlar. Hala da kredilerimizin ödenmesine gerçekten çok var. Yani daha 12 tur daha var abi. Git gitmez yani bu tur. Yani savaşı bitirme fikri de geçiyordu aklımdan. Gerçekten Anadolu'nun yarısı hala Osmanlı'da. Bu da çok sıkıntılı bir durum. Yani bilmiyorum, hiç savaşı bitiresim de yok şu anda. Ekonomilerini de yeniden toparlamışlar. O yüzden rahatça ordu basabiliyorlar. Biz şu anda borç batağında olduğumuz için adam akıllı ordu da basamıyoruz maalesef. Şuradan ilerlemeye devam edelim. Biraz daha yıldız kasalım biz. Zaten bu bölgede biliyorsunuz orduları yok elemanların. Şimdi ben 9900'lük orduyu buraya çekeceğim. Evet, birazcık uzun bir süre içerisinde gelir ama eninde sonunda gelir abi. O 9900'lük ordu, hatta Sevastopol'den de ordu çek. Evet, bizim boş boş bak bak 20 binlik ordumuz var, bizim boş boş duruyormuş orada. Ben var ya, büyük aptallık ettim ya. Büyük aptallık ettim. Görmedim o orduları. Harbiden diyorum, büyük aptallık ettim ya. Kusura bakmayın abi. Cidden büyük aptallık ettim. Şuradan küçük bir 100 kişilik bir ordu basım işlemi. Şu isyancıyı bastırmak adına. Evet, devam edebiliriz abicim şimdi değil mi? Evet, edelim. Tamam abicim, şimdilik ilerleyin. Benim 30 binlik ordum geldiğinde ben sizi göreceğim. Ben sizi o zaman göreceğim. Çok iyi. İran'ın neredeyse tamamen bitti. Yine orada Osmanlı'ya geçti. Ben yine set army yapacağım. Kimse kusura bakmasın abi. Ben böyle oyunun bug'larına artık katlanamıyorum. Yeter yani. Yeter. Binlik bir set army yapalım. Yeter yani, harbiden. Sıkıyor bir yerden sonra bu oyunun bug'ları beni. Evet, güzel. Şurayı artık bir yere geçirelim de. Evet, güzel. 8100'lük ordumuz geldi. Aslına bakarsanız 8100'lük ordu buraya gelmesin. Mümkünse Balkanlara gelsin. Çünkü bizim asıl sıkıntı çektiğimiz yer orası. Biz burada sıkıntı çekmiyoruz. Biz Anadolu'da büyük bir sıkıntı çekmiyoruz gerçekten. Bizim asıl sıkıntı çektiğimiz yer Balkanlar. Edirne doğu bölgede olduğu için, başkentleri doğu bölgede olduğu için oraya da daha fazla saldırı yapıyorlar genel olarak ve daha fazla sıkıntı çekiyoruz. Hani ucu bucağı kesilmeyen bir sıkıntılar silsilesi. Devam edelim. Çok güzel, isyancıları bastırdık. Osmanlı'nın toprağını niye saldırmamışım ben? Ha, saldırmışım, tamam, çok iyi. Evet, Ankara onlarda kaldı maalesef. Çok iyi abicim. Şu anda %52'lik bir üstünlüğümüz söz konusu. Güzel bir üstünlük. Fena bir üstünlük değil. Şuradan birkaç ordu basım işlemiyle toparlamaya çalışalım durumu. Kastamonu'yu alalım. Biraz ordu kaydıralım. Bir şeyler yapacağız işte. Bir şekilde bu cenderenin içinden çıkmamız gerekiyor. Buradaki ordulardan yine destek getirilebilir Anadolu civarlarına. Abi cidden burada 1300 ordum mu var? Ya şaşırtıyorsun beni be Osmanlı. Harbiden beni şaşırtıyorsun ya. Durdun durdun da tam İran'ı bitirirken mi ordu çıkarasın geldi?
Şaşırtıcı bir ülkesin Osmanlı ya artık. Ya da artık şaşırmıyorum ya, vazgeçtim. Bu savaş çok moral bozucu bir savaş haline almaya başladı. Kazandığımızda parti yapacağım kendime. Harbiden videoyu bitirip parti yapacağım kendime. Şurada da ordu basabiliyorsam, ki basabiliyorum, güzel bir haber. Devam. 8100'lük ordum desteğe geldi şu anda. İyi bir haber. Kırşehir'i alamayacağız maalesef bu tur, ama bir dahaki tur alacağız. Güzel, Kastamonu düştü, harika. Aa, Kırşehir'i de aldık bu tur. Çok iyi haber. Çok güzel. Buradaki orduyu da düşürdük. Muazzam. Muazzam. Şu anda toparlandık biraz daha. Evet, şu anda biraz daha toparlandık. Çok iyi. Mümkünse ne kadar ordum varsa desteğe gelsinler bölgeye doğru. Benim 20.000'lik ordu nerede? Oğlum nerede o ordu? Heh, tamam, o da denizden gelmiş, tamam. Hemen çık kardeşim Kastamonu'ya. Çok iyi abicim. Evet, şu anda savaş tamamen bizim lehimize döndü. Gerçekten çok iyi bir duruma geldik şu anda. Çok güzel. Böyle devam abi. Biraz da ordu basım işlemi gerçekleştirelim. Harika. Devam edelim. Evet, çok iyi. İran tarafını bitirdik. Cephe sayısını düşürdük. Harika bir haber. Ama Balkanlar'da ciddi manada zorlanıyoruz şu anda. Yanlışlıkla tur atladım. Bu çok kötü oldu gerçekten. Evet, bu harbiden çok kötü oldu. Keşke atlamasaydık o turu. Param da birikmiyor ki ulan. Öyle çaresizim ki Balkan civarlarında. Para birikmiyor yani. Para yok. Kötü bir durum. Neyse bakalım, devam etmeye çalışalım. Bir şekilde bu savaşı bitireceğiz bir yerde yani. Başka çaresi yok. Balkanları bir süreliğine salmayı bile düşünüyorum aslına bakarsanız. Çünkü toparlayamıyoruz Balkanlarda durumu. Siz de fark etmişsinizdir. O yüzden buradan gelecek o büyük sayıda orduları beklemek biraz daha şu anda akla yatkın geliyor bana. Şuradan da ilerlemeye devam edelim bu arada ya. Yüzde kasalım birazcık. Bak, %42'ye kadar düşmüş yine. Çünkü yine çok büyük bir kesimi kendi kontrolleri altına aldı Osmanlı İmparatorluğu. Evet, güzel. Güzel, bak, Anadolu'da çok iyi toparladık şu anda durumu. Anadolu'da çok iyi gidiyoruz. Evet, buraya gelmesinler bu arada. Aman buraya var ya, ne yapıp ne edelim, set çekelim. Buradan geçmelerine izin vermeyelim. Bu kadar aldığımız toprağı tekrar geri alacaklar çünkü. Harbiden oradan geçmelerine izin vermememiz lazım bizim. Şuraya bir toplu saldırı yapın kardeşim. İstanbul'u, Konstantinopolis'i de artık bir geri alalım. Öyle değil mi? Yani biraz başımıza sıkıntı çıkarmaya başladı çünkü bu durum. Evet, devam. Çok güzel, bak, oraya çektiğimiz set işe yaradı. Geçmelerine izin vermedik. Ama bir süre sonra o sette illaki delinecek. Ulan buradaki ordum nasıl bitti benim hemen ya? Buradaki ordumu nasıl bitirmeyi başardınız harbiden? Büyük bir merak konusu yani. O ordu nasıl öyle bir anda eridi lan? Koca bir 20.000'lik ordu vardı orada ya. Gerçi hala var da. Bilmiyorum, çabuk eridi yani ordu sayısı. Kötü bir durumdayız bence şu anda. Evet, bak, gitgide de eriyor bu arada. Harbiden bir gücümüz kalmadı yani şu anda. Evet, doğru düzgün bir barış antlaşmasıyla artık savaşı bitirmemiz... Çok kötü bir yerde bitirdik savaşı, var. Bok gibi bir yerde bitirdik savaşı. Harbi diyorum, berbat bir yerde bitiriyoruz savaşı. Yani ikinci bir savaşta artık icaplarına bakacağız ama ikinci savaşı ilan etmek için o kadar çok hazırlık yapmamız lazım ki. Bütün çünkü şeyi harcadık. Bütün nüfusumuzu, istihdam devrinin nüfusumuzu harcadık çünkü. Yani gerçekten zor bir durumda olacağız birazdan. Şöyle bir bakıyorum, şuralardan alabildiğim kadar toprak alayım. Balkan topraklarını da kendime istiyorum. Bunları Osmanlı almasın. Ben en azından Osmanlı'ya toprak vermek istemiyorum abi. Öyle bir düşüncem yok şu anda. Ama aslında iyi yönden bakarsak Anadolu'nun neredeyse tamamını alıyoruz lan bu barış antlaşmasıyla. Önemli bir hamle yapmış oluyoruz aslında bakarsanız. Evet, biraz kayıp yaşıyoruz ama gerçekten çok önemli bir civarı, bütün bir Anadolu'yu neredeyse elimize geçirmiş olduk yani bu barış antlaşmasıyla beraber. Ha, ben daha iyi bir antlaşma bekliyordum çünkü iyi gidiyorduk ama sonradan çok zorlanmaya başladık gerçekten. Ama olsun abi, ben ikinci bir savaşla Osmanlı'nın tamamen içinden geçeceğimizi düşünüyorum açıkçası. Yani gerçekten bu bizim için hem iyi hem kötü bir savaştı. Ama ikinci bir savaşla beraber adamlarda bence yaşayacak güç bırakmayacağız. Öyle ki hani başkentlerini bile aldık zaten. Edirne de bizde artık. Yeni başkentleri neresi mesela, bakalım. Yeni başkentleri Bakü. Bakü'ye taşımışlar başkenti. Öyle bir duruma düştü şu anda Osmanlı. Aynı zamanda bir yandan da Buhara'yla savaştalar. Ve Osmanlı ekonomisi hala bizim ekonomimizde neredeyse aynı. Ben de bunu anlamıyorum ya. Bir dahaki savaşta var ya, Şibnal Kavn'ı alacağım. Demir atacağım oraya. Daha da vermeyeceğim Şibnal Kavn'ı. Onlar bütün ekonomik gücünü oradan aldılar zaten. Ben orada hata yaptım. Şibnal Kavn'ı adam akıllı elimde tutamadım. Orada hata yaptık yani biz.
O biraz sıkıntılı bir durumdu. Artık bir dahaki savaşta dersimizi almış bir şekilde gireceğiz. Ve Şibinar Kavn'ı kesinlikle elimizde tutacağız. Hiçbir kuşkunuz olmasın dostlar. Yavaştan artık bölümü burada noktalayalım. Hem zaferlerle hem yenilgilerle dolu bir bölümdü ama bana sorarsanız genel olarak zaferle geçen bir bölüm oldu diyebilirim. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca açıklamadaki linklerden Kerem Yılmaz Discord sunucusuna katılabilir. ageofstorytürkiye.com forumu ziyaret edebilir ve Instagram hesabımı takip alabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bay bay.